İyi günler. Şimdi Adison otomasyonuna başlıyoruz arkadaşlar. Bu Adison otomasyonunda değişiklik olarak belli başlı bölümleri ben önceden yaptım. Bağlantı ayarı, adisyon, ana ekran, rezervasyon, sonra rezervasyon güncelliği, ürün cinsini ekle, ürünler. Çoğu bölümü arkadaşlar ben ekledim. Bazılarının kodlarını yaptım, store prosedürü ve benzeri. Bunları size hem tanıtacağım arkadaşlar. Hem de kodlarını anlatacağım. İlk başta buna artı kullanıcı giriş yapmadım mesela arkadaşlar. Onu sizlerle yapacağız. Veri tabanı olarak MS SQL 2012 kullanıyorum. Tablolarımız, star prosedürümü ve benzeri query'lerle. Surname yapmış mıyım? Aynen. Burada bağlantı ile ilgili bir connection'ım vardı arkadaşlar. Bir önceki stok takip otomasyonu, kütüphane otomasyonu ve benzeri otomasyonumu izlediyseniz arkadaşlar, bağlantı klasımıza arkadaşlar DLL olarak import ettim. Dev kompetentleri kullanıyorum. Bağlantım. Veri tabanı işlemlerini buradan işliyoruz. Veri tabanımız açıldı. Şöyle çalışsın. Sonraki bilgiler ise bir tane ek bilgi olarak class yaptım. Bunun üzerinden rezervasyon ve benzeri bilgileri yapıyorum arkadaşlar. Ek bilgi. Genel olarak bu şekilde yapmaktayım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Aynen. İlk başta bağlantı ayarlarıyla başlayalım. Şunları kapatalım. Veri tabanımız açıldı mı? Açılmadı. Connection. Grid table ürünler ve benzeri. Connection'lar. Açıla dursun o. PC'si biraz kasıyor. Kaspersky olduğu için. Kolonlarımız. Bağlantı ayarı dediğimizde dev kompetent herhangi form aynı. Text box. Text vesaire vesaire. Bir tane buton text box koyacaksın arkadaşlar. Kaydet butonuna tıkladığımızda İlk başta program load'ında environment nota mekanikeden server name'imizi yani server ismini alıp surname.txt'e atıyoruz. Bir tane string olarak yol oluşturdum. Nesnesi oluşturdum daha doğrusu. Buraya C ayar vesaire vesaire. Text dosyası C'ye atıyor. Buton kaydet ise kodlarına gelelim. Açıklayayım size arkadaşlar. Try catch bloğumuz her zamanki gibi. Exception mesajı ve benzeri. Burayı biliyorsunuz zaten. Bir tane daha nesne oluşturdum. Tipi bol olan. Buna ise flow noktaya exit yol şuradan gelen yolu verdim. File eğer durum eşleşirse false yani yok ise stream reader oluşturdum. Yolu yazdım. Son
Durum eşit false ise strum midi oluşturup yolu yazdık. Sonra ise bu strum reader'a server name'deki ismini yazdık. Yani yolu ilk başta yoldaki txt oluşturduk. Txt dosyasını oluşturduk c'yi. Sonra ise o txt dosyasının içine server name'imizi yazdık. Gördüğünüz üzere. sv.sw.close. Sonra da stream read'imizi kapattık. Sonra da uyarı verdik işte. Server name kaydedildi ve benzeri. Bağlantılarımız bu kadar arkadaşlar. Kolay zaten. Connection'ımızı bundan önceki özellikle kütüphane otomasyonunu bu connection ile yaptım arkadaşlar. Daha doğrusu bu DLL'deki connection bağlantıları kütüphane otomasyonundaki bağlantım class'ımla aynıdır. Oradan bakabilirsiniz. Şu an onu detaylı göstermeyeceğim. Nereye gidelim? Rezervasyon ürünler. Ürünleri yapmıştım. Yaptığım şey ilk başta şeyleri göstereyim sizlere. Burada ise ben Ribbon dev komponentlerinin kullandım. Genel olarak normal formun üstüne textbox'lar, labeller, buton, pitch drawbox, label. Bitti. Bu kadar. Genel öbürüsü görüntü. Kaydet dediğimizde şu butonu halen yapmadım. Ürün cinsini eklemeyle ilgili. Boş. Onu söyleyeyim. İlk başta her zamanki gibi try catch bloğumuz. Burada string resim patch string not empty boş olarak yapmışım. Burada bağlantımı çekmişim. Bağlantı class'ımdan. Class bgl eşittir new class ve benzeri. Burada resimle ilgili resmi kaydettiğim için byte resim ilk başta null oluşturmuşum. Flame info oluşturmuşum. Resmin patch'inin yani bu resim patch'te gördüğünüz tıklandı ki yani pitch'e baksa gelen resmin verisi geliyor. Resim patch demiştik. Long sayaç oluşturmuşum. Fainfo legend'ini vermişim. Flestream oluşturmuşum. Gerekli verileri yapmışım. Burada zaten genel açıklamasını yazdım. Şuradan görebilirsiniz. Ve benzeri. Sonra ise byte resim integer buradan vermişim. Sonra bağlantıyı açmışım. Store prosedürü arkadaşlar bu. Her zamanki gibi. SQL connection adında bağlantıyı burada çekiyorum. Bağlantıyı ise BGL yani o DLL'in içindeki bağlantım diyorum. Store zaten bu store prosedürünü anlatmama gerek yok. Fix parametreye giriyorum. Store prosedürün size SQL'de şey yapacağım. Göstereceğim. Burada işte gerekli txt'leri gösteriyorum. Burada ise byte resim yani en son veri buraya geliyor. Byte resim. Onu vermişim. Burada bir yapı yapmışım eğer varsa yoksa tarzında. Eğer sonuç eksi 1 ise vardır. Ürün kaydedemezsin vesaire. Kontrol yapıyor. Ürün barkod numarasına göre. Eğer yok ise mesajı basıyor. Burası bitti. Şimdi ise burada ise resim seçme bölümü. Bunlar da fix bölümler. Resim nasıl seçeceğimizi, title'ını, fill name'i, sonra filter'ı, filtresi, diyalog, resim seçtikten sonraki işlem. Burada resim nokta image'i yani picture box'ın resmi. Open file nokta name'ini veriyoruz.
Sonra buradaki Name'in to City'nin resim page'e aktarıyoruz buraya. Ondan sonra zaten veriler ilk başta resim seçmemiz lazım. Yoksa kayıt başarılı olmuyor. Burada da Picture Box'ın size modunu ne yapmışım? Picture size mod, screen image, ortalamışım resmi ve benzeri. Burası da böyle arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok yani. Fix bildiğimiz insert into. Ek bir özellik yok. Bir de ek bir özellik open file diyalog koymuşum. O da resmi açmamız için. Şimdi ise ürünler de bittiğine göre ürün cinsini design mi etsem, ne kadar zamanımız olmuş? 10 dakika olsun. Ürün cinsi, rezervasyon biraz yüksek form, bunlar yüksek sürecek. Şimdi ürün cinsini design edelim. İlk başta ürün cinsinde şöyle yapacağız. Bir tane buton koyalım ilk başta, her zamanki gibi. Butonumuzu koyduk. Oops. Sonra text box'a koyduk. Ürün cinsimizi ne yapmışız ona bakalım. Database addition table. Ürün cinsi. Ürün cinsimizde kolonlar ne varmış? Sadece ürün cinsi MHR 150. Tamam. Soğuk, sıcak. Aynen. Sadece MHR. Basit bir addition yapıyorum. Yani o kadar amşam bir şey yapmayacağım. Buna şey de yapabiliriz. Ürün cinsini mesela o günkü tarih vesaire ekleyen her şey. Aklınız gelen her şeye koyabilirsiniz. Detaylı tabii ki bu. Ben detaylı yapmadığım için. Sonra ise dizaynı nasıl yapalım? Şöyle olsun. Tamam. Sonra şuradan bağlantı ayarından şunu alalım. Güzel bir şey olsun burada. Tamam. Background'ını ise burada ne yapmışız? Yani background'ını değiştirirsek Translate. Güzel oldu. Buraya server name yerine ürün cinsi diyelim. Şöyle. Ek bir özellik. Genel düzen oluşturdum ben. Arkadaşlar. Şöyle buraya sadece ürün cinsi kayıt değil de güncellemeyi de koyalım. Aynen güncellemeyi de koyalım. Bir tane grup panel koyalım. Şöyle. Şunun arka planını değiştirelim. Kanvası değiştirdik. Back color'ını da değiştirelim. İsmini yapmaya gerek yok. Fakat şöyle oldu. Sanki biraz daha
küçülse iyi olur. Designer'ı. Dizaynını yaptık. Ürün cinsi. Name'ini yazalım. V yaptık. Biraz daha büyüteceğiz. Ekesi güncel yapacağız. Şöyle. Ekle. Ekle, sil. Güncelle. Şimdi nerede şey yapalım bunu? Şöyle şuraya bir tamam. Bunu burada kalalım arkadaşlar. Sonraki ders devam edeceğiz.